Arkadaşlar merhaba. Bugün 6. sınıf 5. ünitemizde yer alan Mesleğimi Seçiyorum konusundan bahsedeceğiz. Öncelikle meslek nedir tanımını öğrenelim. Meslek, bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iştir arkadaşlar. Alanında iyi eğitim almış, mesleğinde de sahip olması gereken bilgi ve donanıma sahip kişilere ise nitelikli insan ismini veriyoruz. Meslek seçimi kişinin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biridir. Kişinin önce hangi mesleği yapmak istediğine karar vermesiyle başlar, karar verdiği meslek hakkında bilgi edinmesi, kendi yeteneklerini seçtiği mesleğe, beklentiye, değerlerine uygunluğunu değerlendirmesi ve mesleğin gerektirdiği eğitim sürecinin incelenmesiyle de devam eden bir süreçtir. Meslek seçimi bir anda verilebilecek bir karar ya da tesadüfe bırakılabilecek bir konu değildir. Ayrıca unutmayalım ki mesleklerin birbirinden üstünlüğü yoktur. Çünkü her meslek toplum halinde yaşayan insanların ihtiyacına cevap verir. Peki kişilerin doğru bir meslek seçebilmesi için neler yapması gerekiyor? Kişinin kendini tanıması gerekiyor. Fiziksel ve zihinsel becerilerinin farkında olması gerekiyor. İlgi ve becerilerinin farkında olması, seçeceği meslekte mutlu olup olamayacağını tahmin etmesi, seçeceği mesleğin çalışma şartlarını bilmesi, mesleğin toplumdaki yerini bilmesi önemli bir etken olacaktır arkadaşlar. İnsanların fiziksel özelliklerin birbirinden farklı olduğu gibi kişisel özellikleri de birbirinden farklıdır. İnsanlar arasındaki kişisel ve fiziksel farklar bireylerin ilgi alanlarını etkileyecektir. Şimdi bu doğrultuda bazı mesleklerin özelliklerine değinelim. Örneğin bazı meslekler kavramlara, soyut düşünmeye yani genellikle beyin gücüne dayalıdır. Bu mesleklerde keşfetme, yorumlama, olaylar arasında bağlantılar kurma ön plandadır. Peki bu gruba girebilecek meslek dalı ne olabilir? Filozof olabilir, bilim insanı olabilir, sosyolog, yazar gibi meslekler bu gruba giriyor diyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında sayıların çok fazla kullanıldığı, yani veriye dayanan meslekler de vardır. Bu mesleklerde hesaplar tutulur ve raporlar hazırlanır. Bu gruba giren meslek dalları ise muhasebeci olabilir, matematikçi olabilir, finans uzmanı olabilir arkadaşlar. İnsanlar arasındaki ilişkilere yardımlaşmaya dayalı sosyal yönü yüksek mesleklerimiz de vardır. Bu mesleği yapacak olan bireylerin dışa dönük olması gereklidir. Örneğin öğretmen, hemşire, muhabir, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı diyebiliriz. Ya da bazı mesleklerde bitki veya hayvanlarla ön planda yer alır. Bu mesleklerin temelinde nesne vardır. Bu gruba girebilecek meslek dallarında ise üretim ve tamir gibi faaliyetler yer alır. Örneğin marangoz, pilot, kameraman, veteriner gibi meslekler bu gruba dahil olacaktır. Unutmayalım ki mesleğe yönlendirmenin doğru bir şekilde yapıldığı ülkelerde insanlar mutlu oldukları ve sevdikleri işleri yaptıkları için işlerindeki verimlilik artmaktadır. Bu durum ülke ekonomisinde olumlu etkilemektedir. Şimdi düşünelim ki mesleğimizi seçerken kendimize cevap vereceğimiz sorular neler olmalı? Ne istiyorum diye sormamız gerekiyor. Neleri yapabilirim? Neleri yapmaktan hoşlanırım? veya nasıl bir karaktere sahibim diye kendimize soruları yönelterek meslek seçimimize yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Bir de yanlış meslek seçiminde rol oynayan etkenler vardır. Mesela ailem doktor olmam istiyor. Yani ailenin yönlendirmesi ya da baskısı diyebiliriz. Çevremizden etkilenebiliriz. Böyle popüler olma isteğimiz olabilir ya da kişinin yetenek, bilgi ve becerilerini yeterince tanımamış olması da olumsuz etkenler arasında yer alıyor. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere.